Sonunda geldi. Sonunda geldi. Burak Özçivit ve Fahri Evcen çiftinin en mutlu günü. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ı kucağına aldılar. Buyurun. Ya bak. Ay bu yine caps. Bu caps. Ya bir can ya. Biz fotoğrafı göstermediler tabii ki. Fotoğraf yine şey biliyorsun. Tabii daha vermediler. Evet. Ama hayranları çok acayip değil mi yani? Çok evet, çocuğu gerçekten o sanacak insanlar. Bu yaptığınız bu arada tehlikeli de bir şey. Öyle yapmayın bence. Ya doğmadan evvel güzeldi. Doğmadan evvel sempatikti. Doğmadan evvel sempatik verdik ama şimdi gerçek sananlar olabilir hakikaten. Evet bu çocuklar ya bu çocuk için iyi bir şey değil. Biliyorum fanların refleksi var. Tutamıyorlar kendilerini Ece. Tutamıyorlar. Bir de biz biliyorsun cuma günü yayınlamıştık. O kadar güzel bir fotoğraf yapmışlar ki. Bütün fan sayfaları kendi kendine yine paylaşmışlar onları. Hangisi gerçek bilemiyorum. Yani şu an gerçek yok ortada zaten. Ama çok güzel bir fotoğraf ya. Şu an onların mutluluğunu tabii ki hepimiz paylaşıyoruz. Allah bütün yeni anne olanlar için. Çocuğu bulmuşlar. Caps koymuşlar oraya. Peki bu nasıl bir şey? Bu baya baya yani hastane odası. Tabii bu bayağı caps ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Fahriye de doğumdan sonra öyle oturuyorsa helal yani. Yani o kimse onunla oturmuş. Fahriye'nin kıyafet falan. Komikmiş. Çok enteresan yapmışlar. Hoş geldin Karan dedik. Fanların durumu çok fena. Bakayım evet. Ben şeyine bakacağım. Saat 1.30'da dünyaya geldi. Ayın 13'ünde dünyaya geldi Karan bebek. Çok uğurlu gelsin aileye. Zaten hamilelik haberi geldiğinden beri uğurlu geldi. Maşallah. Tabii. Paraya para demediler. Paraya para demiyorlar. Para maşallah. Para para. 127 bin takipçisi var şu an. Yeni doğmuş çocuğun. Gerçi öyle derler ya, yeni doğmuş çocuğun. 3 kilo 600 gram doğmuş. Çok güzel. Kilosu çok güzel. Tabii o işte hastane çıkışında 600'ünü 500'ünü verecek gibi. Değil mi? Onlar gidecek. 3 kilo inşallah evine dönecek. Güzel de doğmuş. İyi de bakmış bebeğe karnındayken. Normal doğum mu yaptı acaba Fahri Evcen? Biliyor muyuz? Çünkü bilgilerde o yok. Onu hiç bilmiyorum bakayım. Ya. Yalnız evet. İkisi de gözlerden engel olmamış. 52 santim. Güzel ya. Çok güzel. Çocuk gayet mantıklı doğmuş yani. Bakıcı yok. Bakıcı yerine oğlunu Almanya'dan gelecek. Annesine emanet edecek. Bak bu hep çıkıyor. İlk başta çıkıyor herkes. Ne bakıcısı? Bakıcı tutmayacağım. Ben kendim bakacağım. Yani yaklaşık uyuma. Evet. Bir hafta sonra hemen o bakıcı tutuluyor. O eskiden şart. Bizim annelerimiz diyeceğim hem çalışıyorlarmış hem bakıyorlarmış hem de yani bir tane çocuğa değil kaç tane çocuğa. Kaç tane çocuğa. Biz ne oldu da hem bu kadar rahatımız yerinde işte çamaşır makinesi var bulaşık makinesi var gene hani eskiye nazaran doğru, diyorum. Doğru. Hem de daha az çilekeş olduk. Çekip gitip gidiyoruz. Sabır eşiğimiz çok düşük evet, bizim. Yeni evet. Nesil sabır edemiyor. Bir de ki ister buna katılın ister katılmayın hayat mücadelesi gerçekten şu an daha zor. Eskiden daha mutlu oluyordu her şeyden daha kolay insanlar. Şimdi tükenmişlik var artık. Tükendik. Hiçbir şey mutlu etmiyor kimseyi. Yani bir de çocuğa... bahar yorgunluğu da var. Bak Nisan ayı şu an birçok kişi de var o. Bahar yorgunluğu. Bahar yorgunluğu. Böbrek ağrısı da var. Böbrek ağrısı da var. Hepsi var. Ama burada mutluluk var ve uykusuzluk görüyorum ben direkt bu çifte bakınca. Uykusuzluk aklıma geliyor. O günler geliyor. Bir hafta sonra yapılacak açıklama. Annem geldi ama bir de bakıcı tuttuk. Annem de uyuyamıyor. Annem de uyuyamıyor. Peki ama yine de çok güzel bir haber. Yani her şeye rağmen uykusuzluk, yorgunluk değer mi değer? Karan bebek hoş geldin. Hoş geldin. Bebeklerle devam edelim mi Bircan? Edelim.